4 yıldır Lider Sentro'da kendi kliniğimde hizmet vermekteyim. Daha ziyade kilo kontrol, hastalıklarda beslenme ve gebelik takibi alıyorum. 3 uzmanlık alanım var diyebilirim. Evet, burada zaten komşuyuz. Biz de Evet. kırmadınız geldiniz. Önemli bir konuyu konuşacağız. Hı. Daha doğrusu konular bütününü konuşacağız. Hı. Bizim biliyorsunuz burada bir kadın doğum kliniğimiz var ve çok fazla diyet konusunda bize sorular geliyor. Biz zaten bu konularda sizinle hep paslaşacağız. Beraber bu Tabii hastalarımızı ki. Hı. süreçlerini yürüteceğiz. Çok fazla konular var. Akışkanlığı da bozmadan Tabii. istiyorsanız ufak ufak başlayalım. Başlayalım. Kadın hastalıkları doğum uzmanı olarak bir kadının gebelik öncesi, gebelik süresi ve sonrakindeki süreçlerini yakından takip Hı. ediyoruz biliyorsunuz. Beslenmede, sağlıklı beslenmede hayatın en önemli parçalarından biri biliyorsunuz. Hı Bizden hı. daha iyi Hı. biliyorsunuz. Öncelikle ben şuradan konuyu almak istiyorum. Bir gebelik planlayan bir bayanda beslenme ile ilgili bir önerimiz olmalı mı? Hı. Çünkü artık günümüzde maalesef bir obezite gerçeği var. Toplumda dörtte bir, üçte bir oranında yüksek vücut kitle indeksleri görüyoruz. Tabii. Ve bu aslında doğurganlığı ve gebelik sürecini de çok olumsuz etkileyebiliyor. Hı. O yüzden ilk plandan alırsak, yani gebelik planlarken daha doğrusu ideal kiloda nasıl olabiliriz? İdeal kiloda olmak bize ne avantajlar sağlar? Hani Hı. bununla ilgili birkaç şey söylemek ister misiniz? Tabii ki. Süreç öncesinde başlıyor. Planlı veya plansız fark etmez. İlk 1000 günlük süreç diyoruz. Yani bebek oluştu. 2 yıl, 2 yaşına gelene kadarki süreç çok belirleyici. Hem annenin sağlığı hem bebeğin sağlığı için. İdeal kiloda başlamak anneyi biraz doğuma kadar hem fizyolojik hem de psikolojik olarak destekliyor. Hem doğum kilolarını hızlı vermek anneyi motivasyonu yükseltiyor. Hem bebeğin sağlığı için çok iyi bir yerden başlamış oluyoruz. Burada ilk takip ettiğimiz annenin başlangıç kilosu. Fazla kilosu varsa öncelikle ilk aylar kilo olumunu hedeflemiyoruz. Son aylara doğru bebeğin gelişimiyle beraber artırıyoruz. Eğer ki normal kilodaysa belli bir aralık belirliyoruz, hedef koyuyoruz ve bebeğin gelişimini takip ediyoruz. En büyük kriter burada bebeğin kilo artışının nasıl gittiği. Bu 4 kilo üzeri makrozomi dediğimiz durumun oluşmasını istemiyoruz. Çünkü 4 kilo üzerinde bebek gelecek hayatında ergenliği başında itibaren %50-60 obeziteyle savaşıyor veya diyabet riskiyle karşı karşıya kalıyor. Çünkü belli bir yağ hücre sayısıyla doğuyoruz. Ne kadar kilo artışı olursa yağ hücre sayısı da o kadar fazla ve depolanan hacim de o kadar fazla oluyor. Yani alınması gereken kilo yani gebelik adayının daha Hı. doğrusu başlangıç kilosuna Tabii göre biraz ona şekilleniyor göre. diyoruz. Evet, Mesela evet. 50-55 kilo, 50-60 kilo civarında Hı. bir kadının gebelik sürecinde ne kadar kilo alması lazım? O tabii ki boyuna bağlı, beden Boyuna kitle bağlı. indeksine göre, boya göre Evet, değişir ama normal bir ortalama kilo kabul boylarda olduğunu edebiliriz. Normal düşünürsek kilolarda ortalama 10-14 kilo gibi hedefliyoruz. maksimum doğuma Maksimum kadar tabii ki. alınması gereken Tabii kilo ki. şeklinde. Eğer ki zayıfsa anne adayımız, yani BKS 18,5'un altındaysa 12-16 40-45 kiloya kadar kilolardaysa. çıkabiliyoruz. Hafif kilolu dediğimiz bir ara sınıf var, 25-30 arası. Orada 7-10 kilo gibi çok arttırmadan tamamlıyoruz. Obez grupta Obezite peki de nasıl? 30'un üzerinde maksimum 9 kilo diyoruz ama ideali 6-7 kilo gibi. Benim bir tane hastam vardı. O çok enteresandır. 150 kilo ile gebe kalmıştı. Doğrudur. 140 kilo ile doğurmuştu. Doğrudur. Çok yani morbid obezlerde de Hı biliyorsunuz hani hı hı. eksiyle de Tabii. çıkılabiliyor. Yani çok aşırı kilolu bir gebeliğe başlangıcı vardı Hı. hastamızın. Doğuma girdiğinde ilk başlangıcından daha az bir kilo ile çıkmıştı. Hı. Yani başlangıç kilosu alması gereken kiloyu Tabii. belirliyor ve aslında ideal bir kilo ile de başladıysak 10-15 kilo arasında bütün Evet. gebelikte maksimum almış olmamız gerekir. Evet. Bir şekilde gebe kaldılar, karşımıza geldiler. İlk başta tabii ki Türk filmlerinden biliyoruz. Bir kusma, yemeklerden Hı. tiksinme. Hı. Hatta kusunca annesi sorar ya, kızım hamile misin falan diye. Direkt o kusmayla Direkt zaten onunla hamilelik Türk ilişkili. halkında Hı. eşittir. Hatta bana birçok hastam bazen sorar. Hocam kusmuyorum, gebeliğim kötü mü gidiyor acaba falan diye. Hı, Yani normal kusmak görüyorum. zorundaymış gibi Hı. bir algı da var. Aslında böyle değil, değil mi? Yani hamilelikte her Tabii. zaman kusmak zorunda Tabii değiliz. her O bünyenin gebelik yapısına. hormonu seviyesine hassasiyet kişiden kişiye değişiyor ve gebelik Hı. hormon seviyesi de herkeste de farklı seviyelerde gidiyor. Hı. Dolayısıyla aslında bu bulantı da farklı seviyelerde gidiyor. İlk 3 ayda bizim çok büyük sıkıntımız. Hani Hı. bununla ilgili bu bulantı dönemiyle ilgili neler söylemek Hı. istersiniz hamilelere? Bulantı dediğiniz gibi kişiye göre değişiyor. Biraz da kişinin kendi sağlık durumuyla da ilgili. Örneğin önceden ağır geçirdiği reflü, gastrit gibi bir şikayet varsa ekstra problem yaşamış oluyor. Burada en önemli şey öğün düzeni ve kişinin tolerasyonu. Kişi bazında biraz değerlendiriyoruz ama genel tabii ki çoğu kişide iyi gelen besinler de var. Az yağlı yağsız krakerler gibi, az yağlı Bu peynirler tarz gibi. bir şeyler değil Evet, mi? anlık böyle hem tok biraz tutucu, lifli olduğu için.
Hem de mideyi bastırdığı için rahatlıyor veya leblebi gibi burada gördüğünüz gibi. Onun dışında en önemli şey katılarla sıvıları beraber vermemek. Yani ana yemekte en önemli şey ana protein kaynağı alması. Hem bebeğin gelişimi hem annenin sağlığı için. Dolayısıyla bir bulantı durumunda öncelikle örneğin bir köfte, tavuk, balık gibi bir öğün varsa salata, çorba, ekmek yerine öncelikle proteinden başlamasını öngörüyoruz. Böylece yemek kesilirse bile en azından proteinini almış oluyor kişi. Aralarda da su çok önemli biliyorsunuz. Sıvı takibi aralarda gitmesi gerekiyor. En önemli şey öğün aralıklarını dengeleyebilmek. Çok uzun süre aç kalmak da mide asidini yükselttiği için tekrar tetikliyor. Bu döngüden... Sabah açlığı özellikle değil mi? Çok bulantıyı arttırıyor. Hastalarda uyandıktan sonra kahvaltıya kadar olan geçen dönemde ben hep hastalarımdan hani bu bulantıların bu dönemde daha çok olduğunu görüyorum. Bu tarz böyle bir kepekli işte çubuk kraker tarzında bir şey yatak kenarında bulundurmak değil mi? Hem o açlık hissini baskılayarak bulantın tetiklenmesini belki de azaltacaktır. Burada önemli olan yine öğün düzeni oluyor aslında. Genellikle son aylara doğru biraz gece öğünü veriyoruz. Eğer ki bulantı varsa da istemsiz ara öğünleri arttırmak zorunda kalıyoruz. Burada önemli olan saat aralığı. Kişiye göre örneğin 2 saat 4 saat arasında değişir. Öğünler koyabilmek küçük küçük ve dengeli. Yani az az sık sık, sık beslenmeyi öneriyoruz. O aralığı koruyabilirse zaten kan şekeri de dengede olduğu için vücut kendini biraz topluyor. Önemli olan aslında uzun süre aç kalmamak ama şuna da dikkat etmek lazım. Uyumadan 2 saat önce biraz gıda alımını sonlandırmayı öneriyoruz. Çünkü sindirim enzimleriyle beraber mide sıvılaştığı için tekrar bulantıyı tetikleyebilir. Hemen uzanma ya da yatma durumu da biraz tehlikeli olabilir. O yüzden böyle küçük anlık bastırıcı şeyler ama asıl olay ana öğünlerde o tok tutucu ve kişiye iyi gelen besinleri tüketmesini sağlamak. Bir de bu ana öğünlerde değil mi bu işte kokusuz, yağsız, baharatsız, kuru şeyler özellikle. Kızartma, yağlı, baharatlı besinlerden yani kızartma yerine daha gerekiyor. Çok işte haşlama, buğulama tarzında. Tabii fırında olabilir, ızgara pişirme olabilir. Pişirme teknikleri de aslında burada kesinlikle. Önemli. Tabii genel sağlıklı beslenme için zaten önemli kriterler. Ama bu bulantı döneminde biraz daha bir bu konuda ekstra bir hassasiyet gerekiyor. Tabii ki. Bir de hastalar şunu çok merak ediyor. İşte bebeğim büyür mü? Bebeğim büyür mü? Yani çok küçük bir bebek. 6 haftalık, 7 haftalık, 8 haftalık yani insanın bir vücut depoları da var değil mi? Tabii sonuçta ki. Ben hep söylüyorum hastalarıma. Bir şekilde hani günlük sizin yediğiniz bebeğin önüne böyle porsiyon şeklinde sunulmuyor. Bir beslenme mekanizması var ve beslenme mekanizması hep bebeğin lehine çalışıyor. Tabii ki. Siz aslında düzgün beslenemeseniz de özellikle ilk 3 ay için konuşacak olursak bebek işine gelen ihtiyacı olanı hep alıyor. Kesinlikle. Annenin öz kaynaklarından gerekiyorsa alıyor ama alıyor. Dolayısıyla hani buradan hastalarımıza da söyleyelim hani özellikle ilk 3 ay yemek yemeyen hastalarda çok fazla sıkıntıya girmesinler. Zaten... Bebeğin gelişimiyle ilgili çok büyük problem yaşamayacaklardır. Bebek bir şekilde besinini alır. Anneyi tabii ki depolarından mahrum bırakma durumuna düşebilir ama bir şekilde alır. Su çok önemli dediğiniz gibi. Bardakla içemiyor hastalar. Bunlar da mesela böyle bir pipetle içme ya da böyle yanında ufak bir şişeye koyup gezdirme gibi ne tarz şeyler öneriyorsunuz? Su tüketimini devamlı sağlamak lazım. Tabii bir anda ciddi miktar alması bulantıyı yine tetikler. Birden içince bulantılar artıyor aynen. O kişi bazında dediğiniz gibi kendi kişi yolunu buluyor aslında. Pipetle daha iyi oldu ya da işte öğünden şu kadar saat sonra daha yoğun tüketebiliyorum gibi bir rutin belirliyor. Sadece su tüketiminin metabolik olaylar için gün içinde tamamlanması rakam olarak çok daha değerli. Diyelim ki kişinin bulantısı akşam saatinde azalıyor. Oturup 2-3 litre su içmesi bir yandan böbreklerin yük ve birçok bir anlamı kalmıyor açıkçası. O yüzden orada kişiye özgü ve rahat ettiği şekilde bir yol bulmak en önemli. Diyebilirim. Zencefil de iyi geliyor değil mi? Bu bulantıda tabii ki. Bizim bazı ilaçlarımızın içerisinde zencefil de var. Zencefille mesela nasıl bulantı için bazı tarifler verebilir misiniz? Tabii ki. Sıcak suya bir parça zencefil de atıp bitki çayı demliyormuş gibi de içebilir. Herhangi bir ıhlamur gibi hafif gebeliğini etkilemeyecek bir bitki çayının içinde tatlandırma amaçlı gibi kullanılabilir. Veya küçük şekerleme şeklinde zencefil şekerleri kurabiyeler. Var. Onlar biraz olabilir belki. Kurabiye çok olmayabilir. Yağlı ve şekerli olduğu için tetikleyebilir. Zencefili kullandığımız yol daha çok böyle çay üzerine sıcak suda. İçecek şeklinde. İçecek şeklinde. Ya da o zencefili şekerlemeler şeklinde. Anlık hiçbir şey ben o sıvıyı da içemiyorum diyen de olabilir. O zaman hani ağzını biraz gezdirip hani rahatlatan bir formatı oluyor. O olabilir. Bir de elma çok işe yarıyor burada. Elma. Bulantı açısından. Tabii çiğneme fonksiyonları başladığında yemek geliyor algısıyla tekrar tetiklenebiliyor. O yüzden çoğu kişi de bazen elmayı rendeleyerek veriyoruz. En azından ön sindirim işlemi yapılmış oluyor, hızlıca yutabiliyor. Midede daha rahat bir hazım sağlıyor. Evet, rendeleyerek verme çok mantıklı. Çünkü o çiğneme bulantıyı da tetikleyebilir. Ağızda kaldıkça çünkü rahatsız oluyor kişi. Genelde zencefil, bu kraker, az yağlı peynirler ve elma da biraz işi çözümlemiş oluyor aslında. Leblebi dedik yine bulantı leblebi için. Leblebi yine. Ya aslında bir şekilde süreci geçiştirmeye bakıyoruz değil tabii mi? Yani
yani tabii. Çok fazla yeme konusuna takılmadan, hı-hı, işte bebeğimi büyütemiyorum, yemem lazım diye ben hep şunu söylüyorum. Yani bir daha çok yeme gayreti, daha çok bulantı sarmalına girmeden, tabii, bebeğin bir şekilde beslenmesinin sekteye uğramayacağını bilerek, hı-hı, su tüketimi önemli. Çünkü, hı-hı, besinsiz insan belki haftalarca yaşayabilir, tabii, depolarıyla, ama susuz günler içerisinde, kesinlikle, hayatımızı kaybederiz. Su hayattır. Dolayısıyla hem enfeksiyon, idrarla enfeksiyon riskini, hı-hı, de artıracağından ötürü susuzluk. Mutlaka damla damla da olsa, tabii, su tüketimi devamı gerekiyor. Biz tabii ki işi ilk başta bu doğal yollarla çözmeye çalışıyoruz ama, hı-hı, eğer doğal yollarla çözemeyen, bazen çok ağır giden bulantı durumları oluyor. Hı-hı. Öyle durumlarda artık ilaçlarımız, tabii, var. Onlara başvuruyoruz. Hı-hı. Onlardan da fayda, hı-hı, sağlayabiliyoruz. Ama ilk planda mutlaka diyet regülasyonu çok önemli. Hı-hı. Bulantı döneminde, gebelikte. Yani sadece ilaçlardan fayda ummamak, yaşam tarzı değişikliğiyle ilk planda bunu geçiştirmek, hı-hı, gerekiyor. Kesinlikle. Peki normal yolunda giden bir gebelikte, şimdi, hı-hı, bu bulantı dönemi bir şekilde sonrasında sona erecek. Tabii. Bu arada sona ermeyebiliyor mu? Hani sizin öyle danışanlarınız var mı? Var. Benim öyle hastalarım var çünkü. Var. Gebeliğin hatta sonuna kadar kusan hastalarımız var. Bebeği çok heyecanla beklediğim oldu yani. Hani çok merak ettim. Ne zaman geçecek diye. Çok oluyor. Dediğiniz gibi başta demir çinko depoları bebeğe geçiyor zaten. Burada primer baktığım şey annenin sağlığı, yani gelecek sağlığı ile ilgili oluyor. Kalori ekleri yapıyoruz. Hacmen düşük ama kalori içeriği dengeli ve yüksek menüler yapmaya çalışıyoruz. Örneğin 2 kaşık yoğurt yedemiyoruz da yoğurdun içine biraz yulaf koyuyoruz. Kabak çekirdeği içi ekliyoruz derken besin bileşimi artıyor ve anne aslında farkında olmadan o kaloriyi tamamlamış oluyor. Bu şekilde öğün planlamalarıyla da dengeliyoruz. Aslında kendisi de bayağı tüketmiş oluyor ama o genel önceki alışkanlıkları gibi yemediği için hani daha fazla yemem gerekiyor. Ben eksik yedim. Bebek büyümüyor algısı biraz orada başlıyor. Mesela şöyle bir 24 saati bir kısaca bir fotoğrafını çeksek. Hı hı. Hani nasıl sabah başlasak akşama, hı hı, kadar bir kısaca bir, tabii ki bu diyet programları bireysel. Yani ona zaten, hı hı, biz kesinlikle bir şey değil mi? Kişinin boyuna göre, alerji özelliklerine, hı hı, göre vesaire, hı hı, göre herkese, hı hı, farklı programlar veriyorsunuz ama, hı hı, kabaca bir profil çıkartabilir miyiz? Hı hı, tabii ki. Bu az az sık beslenme sonuna kadar devam etmesi sebebi. Başta bulantı, sonrasında da bebek hacmen büyüdüğü için mideye verdiği bası aslında. Kişi iyi hissettiğinde kahvaltıyla başlayabilir diyoruz. Burada önemli olan yine ana protein kaynağı. Örneğin yumurta. Yumurta. Anne sütünden sonra metabolize olan ilk kaynak. Onun yanında kaliteli bir yağ kaynağı. Ne olabilir? Avokado, ceviz, çiğ fındık, badem. Kahvaltıda. Fındık. Zeytinyağı. Daha ziyade kaliteli yağları bir tık yüksek kullanıyoruz. Hem doygunluğu arttırıyor hem kaliteli yağ asitleri bebeğin gelişimi için de önemli. Omega 3'ten bahsediyoruz değil mi? Kesinlikle. Kompleks karbonhidrat kullanıyoruz. Tam buğday, ekmek ve türevleri gibi. Beyaz un içeren besinleri önermiyoruz değil mi? Evet. Yani tam buğday unu içeren, burada mesela görebileceğimiz hem şekilde. Hem tam buğday hem chia içeriyor mesela. Evet. Hem omega 3 kaynağı hem lifli. Aynen. Yani uzun süre tok tutuyor. Yani bu tarz ürünler kahvaltıda çok uygun, kesinlikle, olur değil mi? Kesinlikle kullanılabilir. Önemli olan öğünlerin karbonhidrat ve protein dengesi. Örneğin o kişiye göre 2 dilim ekmek öngördük. Öğlen akşam da 2-2 gitmesini istiyor ki bir kan şekeri dengesi sağlayalım diye, o önemli. Tabii ki kişinin burada uyandığı saat ve kahvaltıyı ilk yaptığı saat bize kaç öğün yiyeceğini belirtiyor. Örneğin 9'da kalkan biriyle 12'de ilk öğün yapacak biri için tabii ki öğün sayısı değişecektir. İlk öğün sonrası ortalama minimum 2 saat, maksimum 4 saat şeklinde ana ve ara öğün, ana ara öğün şeklinde ilerliyoruz. Son aylarda, son 3 ayda gece öğünü mutlaka ekliyoruz. Artık bebeğin de enerji ihtiyacı yoğun olduğu için annede bir şeker düşüklüğü yaratmıyor için. Evet. Uyku öncesi örneğin işte bir kase yoğurt gibi aşırı yemelerine gerek yok. Karbonhidrat, protein, yağdan dengeli, kan şekerini aynı yükseltmeyecek. Bir yandan da probiyotikli olduğu için herhangi bir bağırsak problemi de yaratmıyor. Böyle daha besleyici öğünler yaratıyoruz. Yani ara öğünlerde süt ürünleri çok önemli değil mi? Burada tabii, süt, hı-hı, yoğurt, kefir, ayran. Benim hastalarım bilirler. Ben bunları çok öneriyorum. Hı-hı. Özellikle ara öğünlerde. Probiyotikler ekstra bir fayda sağlayacak. Sindirim, hı-hı, alışkanlığını düzenleyecek. Hem, hı-hı, de yağlı içerik olduğu için tokluk hissi de verecek. Tabii. Hani ara öğünlerde başka hastalar neler, hı-hı, yemeli? Yani ara önünde bir meyve suistimali ben çok görüyorum mesela, hı-hı, hastalarda. Hı-hı. Meyve ile karnını doyurma, hı-hı, şeklinde durumlar var ve bu da çok gereksiz kilo alımına neden, tabii, oluyor. Yani, hı-hı, meyve zararlı değil elbette. Bir vitamin kaynağı, mineral, hı-hı, kaynağı ama, hı-hı, kontrolsüz meyve tüketimi Türk gebelerinde çok fazla. Özellikle ara öğünlerde bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Burada önemli olan besin çeşitliliği sağlamak. Şu besin çok iyi, bu besin kötü değil. Bir denge yaratmamız gerekiyor. O yüzden
menülerde çeşitlilik sunuyoruz. Meyvelerden burada da görebileceğiniz gibi kuru kayısı, kuru erik var. Hem kan şekerini hızlı yükseltmiyor hem de lifli olduğu için anneyi çok rahatlatacaktır ve uzun vadede ara öğün olmasına kabızlık rağmen problemleri çok tutar. Yaşıyorlar kesinlikle çünkü yardımcı olur. Ama onu da yalnız bırakmıyoruz. Yanına fındık olabilir, çiğ badem olabilir, ceviz olabilir. Bir yağ kaynağıyla beraber veriyoruz. O şekilde denge sağlanıyor. Ya da normal bir elma, armut, portakal gibi bir meyve kullanabilir. Şekeri düşük dediğimiz grup. Burada dikkat edeceğimiz kontrolsüz bir şekilde şekeri yüksek bir meyveyi çok yememek ve meyveyi çok yememek. Yani miktar ve hangi meyve olduğu önemli. Şekeri yüksek dediğimiz grup kabun, karpuz, muz, kuru üzüm, kuru incir, hurma gibi grup. Genelde tatlı ihtiyacı olduğunda ay çikolata yemeyeyim işte 10 tane hurma yiyeyim diyor evet, mesela. Çikolatayı da geleceğiz birazdan. 10 hurma da hani şeker hızı evet. Yükselten bir şey. Dolayısıyla her şeyden birleşim yaratmaya çalışıyoruz. Yani burada bir karbonhidrat ve yağ birleşimi vererek kan şekeri dengesini sağlayıp anneye bir tokluk hissi yaratmaya çalışıyoruz. Beraberinde de zengin bir vitamin mineral kaynağı olmuş oluyor bizim için. Yani ara öğünlerde böyle bir dün sabahtan kalma börek, komşunun getirdiği kek ya da işte aşırı dozda meyve gibi şeyler önermiyoruz değil mi? Gerek yok, gerek yok. Zaten genelde meyve yenme sebebi vitamin alma olayı oluyor. Oysa ki işte C vitamini için portakal yiyor mesela örneğin. Ama biber, maydanoz, dereotu vesaire aynen. Bunlarda daha fazla C vitamini var. Yani sebze tüketimi yoğunsa bir kişinin aslında çoğu ihtiyacını karşılıyor. Hem şekeri yükselmiyor, hem lifli, hem de vitamin mineralden zengin. Kilo kontrol açısından da büyük destek çünkü sebze grubu su oranı yüksek grup. Dolayısıyla şekeri de düşük olunca her açıdan çok avantaja dönüşmüş oluyor bizim için. Tabii ki kişinin sevdiği, ihtiyacı olan veya menü planlarken dikkat ettiğimiz şeylere göre öncelik gruplar oluyor. Örneğin demir açığımız vardır. Orada biraz daha demirden zengin beslenme yapmaya çalışıyoruz. Ya da lifle ilgili bir sıkıntımız vardır. Daha lifli bir meyve seçmeye çalışıyoruz. Yani işte orada zaten bireyselleştirilmiş diyetler burada tabii, değil mi? Çok belirli. Mesela bir kronik kabızlı olan kişide farklı programlar. Tabii. Anemisi olan kişide farklı programlar çizilebiliyor.